Allora, allora. Tarih 1997'nin 28 Şubat Cuma'sı. Türk siyasi yaşamına son darbe olarak damgasını vuran toplantı Çankaya Köşkü'nde 15.10'da başladı. Önce kırmızı plakalı arabalar, ardından 4 yıldızlı komutanlar geldi köşke. Türk demokrasisi o gün orada, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında zorlu bir sınava giriyordu. Şimdi sırasını refah geliyor, refah. Haydi Türkiye ileri. Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları o dönemde ayda bir kez yapılırdı. Toplantılara hükümet kanadından başbakan, dışişleri, içişleri ve milli savunma bakanları katılırdı. Asker tarafında ise genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ve MGK Genel Sekreteri olurdu. Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselelerinin, stratejik hedeflerinin tartışıldığı bir toplantıydı bu. Ve Cumhurbaşkanı tarafından yönetilirdi. Konuşulan sorunlar ve çözüm için izlenecek yollar da toplantı sonrasında hazırlanan kuru bir bildiriyle kayıtlara geçerdi. Bu bildiri o günün hükümeti için tavsiye niteliğinde olurdu. 28 Şubat'taki o tarihi toplantıya gelince, toplantı gündeminin irtica olacağı daha bir ay önceki MGK'da zaten kararlaştırılmıştı. Tarihinin en uzun toplantısını gerçekleştirdi. Ankara uzun süredir böyle bir gece geçirmedi. Bunların hepsi ülkede huzursuzluk çıkartan... Herkes merakla bu toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Din üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. Dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Siyasilerle komutanlar köşke girerlerken laik kamuoyu, iş çevreleri, üniversiteler ve kışlalar son derece rahatsızdı. Refah Yol Hükümeti bu kesimi korkutmuştu. Başbakan Erbakan partisinden çıkan çatlak sesleri engelleyememiş, laiklik konusundaki endişeleri giderememişti. Bu pezevenklerin oluştuğu Türk parlamentosundan... Bana bak paşa, bu sarık ancak bu kelleyle beraber çıkar. Bunu bilesin ha. Erbakan laik demokratik rejime bir tehdit olarak görülüyordu. Her fırsatta rejimin teminatı biziz diyen ortağı Tansu Çiller de hiç inandırıcı bulunmuyordu. İşte o tarihi toplantı böyle bir havada yapılıyordu. İşin ilginci 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irticaa tartışalım önerisini getiren askerler değildi. Hükümetin DYP'li Savunma Bakanı Turan Tayan'dı. Tayan bu teklifi yaptığı günlerde gazetelere Refah Partisi'ne Cumhuriyet'in temel ilkeleri konusunda güvenmediğini söylemişti. Bu açıklama Refah Yol kurulduğundan bu yana hükümetle asker arasındaki gerginliğe bambaşka bir boyut kazandırdı. ...28 Şubat toplantısı yaklaşırken hükümetin iki kanadı da hem Cumhurbaşkanı hem de askerlerle bir dizi görüşme yaptı. Amaç sert geçeceği daha şimdiden belli olan toplantının havasını yumuşatmaktı. Şimdi Cumhurbaşkanları yönettiği için MGK'ların başkanı onlardır. Sanıyorum o toplantının üslubunun yumuşaması ve bir sonuç bildirisi çıkacak, o belli. O bildirinin yumuşatılması şeklinde bir dizi görüşme yapıldığını biliyorum. Tahminim benim. Yani duyum halinde biliyorum ama hani
kimseden işitmedim. Refah Partisi kanadının da aynı görüşmeleri yaptığını biliyorum. Bir şey daha o dönemde o görüşmelerin içine katıldı. MGK Genel Sekreteri ile de DP kanadının yaptığı görüşmeler oldu. Askerler toplantıya ellerinde kalın dosyalarla ve çok hazırlıklı gelmişlerdi. Laik kesimin sözcüsü konumundaydılar. Asık suratlara rağmen fotoğraflar çekildi, gazeteciler salondan çıkarıldı ve kapılar kapandı. Tarihi oturum başlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki ilk defa askeri kanatla sivil yönetim birbirlerine itimat etmiyorlar. Adeta ters görüşleri düşünen iki cephe birbirini yok etmek için uğraşıyor. Milli Güvenlik Kurulu'na bir konunun Türkiye'ye en önemli tehdit olarak gelmesi konuşulan bir konu üzerinde birbirlerine itimat edemiyorlar. Asker kanadından ilk sözü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güvenerkaya aldı ve son derece ağır suçlamalarla iktidarı eleştirdi. Rahmetli Erkaya o grubun ve yani anti irtica konusunun bir sözcüsü konumundaydı. Üslup çirkin değildi. Bu haksızlık olur ve yanlış olur ya da yanlış bilgilendirme olur. Yani o Sayın Cumhurbaşkanım diyerek başlanan sözlerde evet seçilmiş kelimeler son derece özenli ve sertti. Bilhassa Sayın Güven Erkan'ın üslubu çok sertti. Sertti. Tabii ben yatıştırdım onu. Sayın Erbakan da nezaketle ona bir cevap verdi. Yani Sayın Erbakan'a itham etti o. Daha evvel yazılmıştır ona, çizilmiştir. İtham etti yani. Dedi senin ağzından hiç Türk kelimesini duymuyoruz. Yani bu kadar ağır bir itham. O da dedi ki ben Maraşlıyım, Kozanoğlu. Ailesine mensubum. Ben Türk olup Türk'üm dedi. Böyle bir şeyde geçti. Refah Partisi'ni yani dolaylı bir biçimde yani küt diye surata siz işte irtica ile birebir kaynağısınız, odağısınız denmedi ama dolaylı olarak irticai faaliyetlere destek veriyorsunuz gibi bir dolaylı söylem söz konusu oldu. Ben rahmetli Erbakan'ın, yani Anadolu'da bir söz vardır, çalıyı dolaşmak diye. Daha ziyade yani mümkün olduğu kadar uzlaşarak, yani biz öyle değiliz, şöyleyiz diyerek, ya içimizde işte bu tip insanlar olabilir, onları biz tasvip etmiyoruz gibi. Yani uzlaşmaya açık, partisini iktidarda tutmaya gayret eden, yani en uygun kelime çalıyı dolaşarak, bir tavrın içinde olduğunu biliyorum o ilk gün. DP kanadı çok fazla söz almadı. Sayın Çiller, MGK kararları imzalanmadan çıkıldı ama yani aşağı yukarı 18 madde üzerinde uzlaşıldığında bu maddelerin hayata geçirilmesiyle ilgili DP kanadının üzerine düşeni yapacağının altını çizdi, vurguladı. Saatler saatleri kovaladıkça durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşıldı. MGK'nın asker kanadı çok hazırlıklıydı. Dosyalardan tam 18 maddelik bir karar listesi çıktı. Güven Erkaya, Başbakan Erbakan'a döndü ve bu listede yazılanların tümünün uygulanmasını istiyoruz dedi. Yani hazırlanan bildiri tavsiye niteliğinde falan değildi. Siyasi iktidara adeta talimat veriliyordu. 18 maddelik istek listesi Refah'ın göze alamayacağı unsurlarla doluydu. En önemli yanı ilk öğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıydı. Amaç İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını sağlamaktı. Tüm Kur'an kurslarının Diyanet işlerine bağlanması, kaçak kursların önlenmesi. Tarikatların faaliyetlerine son verilmesi. Kıyafet yasalarının sert şekilde uygulanması. Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmesi dahil
daha pek çok şey isteniyordu. Erbakan Kanter için de partisini savundu. Ancak askerleri ikna edemedi. Refah Partisi yıllarca tabanına söz vermiş, Habire Partisi kapatılmış ve nihayet başbakanla yakalamış. O meşruiyeti orada bulmak istiyor. Yani birinci iştiyak bu. Doğru Yol Partisi ise Ana Vatan Partisi ile aynı koridordan beslenen iki siyasi yapı olarak o seçmen üzerinde müthiş bir rekabeti var ve o da orada Ana Vatan Partisi'nin yani seçmenini kendine kilitlemek, yani o rekabetten üstün çıkmak için orada kalmak istiyor. Yani PKK mücadelesinden dolayı. Mesela DYP kanadı Sayın Çiller askeriyenin öfkesini giderebileceğini düşünüyordu. Erbakan Hoca ise rahmetli, yani birinci önceliği o siyasi geleneğin ya bu ülkeyi yönetebileceğinin ve yani bir kesintiye uğramadan yönetebileceğini tabanına yansıtmaya çalışıyordu. Ben 28 Şubat'ta istifa etmedim. 28 Şubat'ta bilakis askerlere gereken açıklamaları yaptım. Onlara dedim ki bak siz dış etkenlerle Türkiye'de tehlike varmış gibi kabul edip şunlar şunlar yapılmalıdır diye milli menfaatlere aykırı takım tekliflerde bulunuyorsunuz. Bu sizin teklifleriniz anayasaya aykırı. Aykırı mı değil mi? Gelin münakaşasını yapalım. Biz de anayasayı çiğneyerek anayasayı koruyamayız. Sayın Erbakan aslında bu kadar eleştiriye hatta bu kadar şeyi aşan bir takım nezaket sınırlarını aşan eleştirilere başbakan olarak tahammül edebilmiştir. Hep olgunluk göstermiştir bana göre. Bu karşılıklı mücadele tam 9 saat sürdü. 9 saatin sonunda da Erbakan ortak bildiriyi hemen imzalamadı. Biraz daha üstünde çalışalım dedi ve toplantı salonundan çıktı. Buna rağmen askerler bildiriyi medyaya dağıttılar ve tabii kıyamet koptu. Şimdi tüm gözler Erbakan'a çevrilmişti. Ne olacaktı? 9 saatlik bir çalışma yapmıştır. Bu bir rekordur. Her şeyden evvel hepinize dünkü çalışmalarımızdan duyduğum büyük memnuniyeti, sevinci ifade etmek istiyorum. Bütün konularda tam bir fikir ve görüş birliği içerisinde olduğumuzu gördük. Tansu Çiller ise tehlikenin farkındaydı. Hem Refah'ı hem de darbe bekleyenleri uyardı. Hiç kimse demokrasinin kesileceği gibi bir beklenti içine girmesin. Bizim silahlı kuvvetlerimiz demokrasinin bekçisidirler. Türkiye'nin önündeki hedeflerinin bekçisidirler. Dolayısıyla laikliğin teminatı biziz. Arkasında halk vardır, meclis vardır. Herkes bunu böyle bilsin. Ve ülke farklı bir beklenti içine sokulmasın. Sokulursa yanlış olur. Doğru çıkmaz yine. Bunu yapanlar yine mahcup olurlar. Bu ortamda hükümet olan partilerin son derece dikkatli davranması gerekiyor. Kendi tabanlarına sahip çıkması gerekiyor. Ve din üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. Başbakan Erbakan ise zor durumdaydı. Zaman kazanmak istiyordu. Ne var ki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hemen beklenmedik bir açıklama yaptı. Kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir dendi. Asker hükümete adeta meydan okuyordu. Ben hatta Süleyman Demirel'i aradım. Dedim ki, beyefendi dedim, bu yakışık alır mı? Yani siz dedim, bakın bu Milli Güvenlik Kurulu'nun başısınız. Keşke dedim Erbakan'a biraz destek verseydiniz. Bana dedi ki, ne diyorsun sen dedi. O dedi, yani hiç alakası yok, hiçbir direnç göstermedi dedi. Önemli olan hadise Milli Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir kararı çıkartmamak. Yani ben şahsen orada Erbakan'ın çıkıp masaya vurup yani geçin işinize gücünüze bakın dediğinde onların geri atım atacağını zannediyorum. Yani öyle değerlendiriyorum.
Bildiriyi imzalamamakta ısrar eden Erbakan, diğer parti liderlerinden yardım istedi. Demokrasiyi kurtarmak gerekiyordu. MGK kararlarına demokrasi adına birlikte karşı çıkmaları gerekiyordu. Ancak aradığı desteği bulamadı. Kendisine aynen şunu söyledim. Eğer hakikaten böyle düşünüyorsanız, bunu söyleyeceğiniz yer üyesi olduğunuz Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Orada dile getirmediğiniz görüşleri, orada dile getirmediğiniz, mutabık olmadığınız hususları gelip benimle paylaşmanızın fazla bir anlamı yoktur dedim. Ya bu devleti temel unsurlarıyla, başta laiklik olmak üzere ve demokrasi olmak üzere temel unsurlarıyla içinize sindirmeniz gerekir. Ya da şu aşamada bunu yapamayacak durumdaysanız bir süre hükümetten uzaklaşmayı göze almanız gerekir dedim. Günler geçiyor ve MGK bildirisi Erbakan'ın imzasını bekliyordu. Genelkurmay'da da sinirler gerilmeye başlamıştı. Genelkurmay Genel Sekreterinin Erbakan'la uyum içinde değiliz şeklindeki açıklaması basına yansıyınca Başbakan bu kez gazetecileri karşısına aldı. Ona göre hala ortada hiçbir sorun yoktu ve medya olanları abartıyordu. Olayları yanlış yansıtıyordu. Ne biçim bir basın anlayışıdır ki Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunan insanlara sormuyorsunuz? Nasıl çalıştınız, uyum içinde çalıştınız mı diye o kurulmada bulunmayan insanlara kendi maksadınıza göre bir takım sualler soruyorsunuz. Onların da başka maksat için söyledikleri sözleri maksadınıza alet etmek istiyorsunuz. Erbakan için iki çıkış yolu vardı. Bir, kararları imzalamayıp askeri yapmak istemediği şeye açık silahlı müdahaleye zorlamak veya ortağını ikna edip hızla erken seçime gitmek. Ama o bunların hiçbirini yapmadı. Tam aksine 4 Mart günü MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç'tan bildirinin yumuşatılmasını istedi. Ona da red cevabı aldı. Artık hükümet de çatırdamaya başlamıştı. Kararları muhtıra olarak değerlendiren bazı DYP'liler hemen erken seçime gitmek veya hükümetten çekilme çağrısı yaptılar. Çiller için partili milletvekillerine hakim olmak da giderek zorlaşıyordu. Çember daha da daralmaya başladı. İşçi ve işveren sendikaları da MGK kararlarına tam destek verdiklerini açıkladılar. Milli Güvenlik Kurulu parlamenter sistemi ortadan kaldırıcı, demokrasiyi askıya alıcı bir öneride bulunmamıştır, bir harekette bulunmamıştır. Anımsayalım. Hiçbir araya gelmeyen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve işte iki tane daha. 5 sivil toplum kuruluşu tuttular, kapı kapı dolaştılar. Bu gidiş yanlış. Bu gidişi böyle frensiz bir şekilde götürmek Türkiye'yi felakete sürükler. Lütfen aklınızı başınıza alın diye kapı kapı dolaştılar. Hiç daha önce benim anımsamadığım bir sivil toplum tepkisi devreye girdi. Erbakan artık tam anlamıyla köşeye sıkışmıştı. Koalisyon ortağı da bastırdıkça bastırıyordu. Tekrar ediyorum, Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak. Nihayet 5 Mart günü Başbakan 5 günlük direnişine son verdi. Herkesin heyecanla beklediği o imzayı kerhen de olsa attı. Tabii gerçeği ifade etmek gerekirse böyle bir dayatma söz konusudur. Çok gönüllü olarak imzaladığı söylenemez. Dedim ki iyi oldu. Herhangi çünkü taraflardan biri hükümet tarafı itiraz etse silahlı kuvvetler kararlı olacak. Demokratik sistem dışına taşınabilirdi. İyi oldu. Demokratik sistem içerisinde sorun halledildi. İmzalatamadılar. 5 gün Erbakan'a o 18 maddeyi imzalatmak istediler. İmzalatamadılar. En sonunda Sayın Erbakan sadece Milli Güvenlik Kurulu bildirisi metnine göre bir metin hazırlayın, imzalarım dedi. 4 maddelik bir metin imzaladı Erbakan.
Onun için de İmam Hatip okullarının orta kısımdan kapatılması yok. Onun için de Kur'an kurslarının kapatılması yok. Onun için de cami yok. Onun için de yeşil sermaye yok. Onlar teklif olarak getirdiler. Teklif olarak getirdiler ama biz bundan hiçbirisini imzalamadık. Ama adeta onlar imzalamış gibi medya bizim üzerimize gelmedi. Gelmeye başladı. Erbakan Milli Güvenlik Kurulu kararlarını imzalamıştı. Tamam. Ancak uygulamaya hiç niyeti yoktu. Yeni bir taktik geliştirdi. Ve buna Çilleri de ikna etti. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını mecliste milletvekillerinin oylarıyla reddettirmek üzere harekete geçti. Biz istiyoruz ki her şeyin sahibi olan mecliste bir genel görüşme açılsın ve bunun gereği mecliste her biçimde tartışılsın. Hükümet şunu düşünüyordu, Sayın Erbakan diyeyim daha doğrusu, rahmetli. Biz hükümet olarak bunları yapmak zorundayız. Biz bunu tasarı olarak meclise gönderelim. Siz mecliste bir çalışma yapın. Doğru Yol, Refah Partisi, Anavatan Partisi ve meclis içerisinde buna karşı çıkacak milletvekilleriyle bir birlik kurun. Bizim gönderdiğimiz tasarıyı siz reddedin. Olacak şey değil. Bir defa bizim göndermemiz hükümet olarak bunu kabul ettiğimiz anlamına gelir. Bir, bu bizi fevkalade yıpratır. Ortağımız buna hazır. Doğru Yol Partisi ısrar ediyor. Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde hükümet yıkılacak diyor. Erbakan Hoca da madem öyleyse biz gönderelim ama meclis kabul etmedi diyelim. Ancak bu girişime itiraz hiç beklenmedik bir yerden geldi. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının muhatabı meclis değil. Muhatabı hükümet. Hükümet gereğini yapar. Kesinlikle dedim bunu mecliste konuşturmam, tartıştırmam, gündem maddesi yapmam. İşte bu demecim benim, bu kararlılığım o zamanki koalisyonda bütün ipleri bir kopardı. Ertesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'na bir nedenle çıktığımda Sayın Cumhurbaşkanı da doğru yaptığımı ifade etti. Hükümet şimdi yeni bir kriz doğuran bu öneriyi hemen geri çekti. Ama Erbakan alttan alıp kriz olmadığı havası vermeye çalışsa da perde arkasında ne yapıp edip uygulamadan kaçma niyetindeydi. Lakin bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktı. Önümüzdeki Perşembe günü elbette Bakanlar Kurulu gündeminin içerisinde ülkenin en önemli meseleleri yer alacaktır. Ne kriz var ne müriz var. Yani aslında uygular gibi yapıp hiçbirini uygulamadılar. Ama bir süre sonra ciddi olarak karşılarına bu durum da çıktı. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu o hale getirilmişti ki artık sistemin üzerinde başka bir sistem, hükümetin üzerinde başka bir hükümet gibiydi. Ve o kararların uygulandığını, takip görevini de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri üstlenmiş görünüyordu. Ne yaptı? Elinde bir liste, başbakanlığa sürekli geldi. Bunların hangisini uyguluyorsunuz, hangisini uygulamıyorsunuz? Direndi mi? Direnmedi. Uyguladı mı? Uygulamadı. Yani direnir görünmedi, uygular göründü ama benim gördüğüm kadarıyla da o dönemde uygulamaya konulan hemen hemen hiçbir maddesi olmadı o alınan kararların. Özellikle imam hatiplerin orta bölümünün kapanma tehlikesi hem refahı ayaklandırmış hem de sokakları doldurmuştu. Mesela bu işte kabul edilen MGK bildirisinin İmam Hatip liseleri ve meslek liseleriyle ilgili kısmının meclise gelip gelmeme konusu genel daire kurulunda da grupta da tartışıldı. Grupta tartışıldığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'dan gelerek meclis grubunda toplantısına katıldığını biliyorum. Çok ağlayanlar oldu, gözyaşları içerisinde konuşanlar oldu. Bunlardan birisi de Yasin Hatipoğlu'dur. Yakasında İmam Hatip Lisesi rozetini göstererek ben bu okuldan mezun oldum. Bu okuldan pırıl pırıl gençler mezun oldu. Şimdi onların kapatılmasına ben nasıl mecliste el kaldırabilirim? Ülke için yararlı olan bir kurumun kapatılmasını ben nasıl isteyebilirim diye o da isyan etmişti. Müzik
Erbakan, Milli Güvenlik Kurulu kararlarından kurtulmakta ne kadar kararlıysa, Genelkurmay Başkanlığı da kararları uygulatmakta o denli ısrarlıydı. Genelkurmay, Başbakan'ın isteksizliğini görmüş ve kararını vermişti. Refah Yol Hükümeti düşmeli ve MGK kararlarını uygulayacak yeni bir hükümet kurulmalıydı. Ama asker açıktan bir darbe yapmak istemiyordu. Plan basitti. Laik kamuoyu, Refah Yol'un Cumhuriyet için nasıl bir tehlike olduğunu görmeli, buna ikna olmalıydı. İşte o ünlü irtica briefingleri başlatıldı. Amaç, kamuoyu baskısıyla iktidarı istifaya zorlamaktı. İrticanın finansal kaynaklarıyla ilgili düzenlenen briefing nedeniyle bugün gözler Genelkurmay'daydı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın hakim ve savcılara briefinge katılma izni vermemesi ve soruşturma tehdidinde bulunması briefingin önemini bir kat daha arttırmıştı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın tehdidine rağmen hakim ve savcıların yoğun ilgi gösterdiği dünkü briefingin ardından Genelkurmay Rauf Orbay Salonu'nun kapıları bu sabah medya temsilcileri için açıldı. Tüm General Türkeli, anayasanın 1., 2. ve 4. maddeleriyle İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne layık cumhuriyeti koruma ve kollama yetkisi verdiğini hatırlattı. Tüm General Türkeli, durumdan vazife çıkarttıklarını belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç ve dış düşmana karşı lüzumu halinde silahla karşı koymaya kararlı olduğunu vurguladı. Briefingde İmam Hatiplerin siyasal İslam'ın yönetici kadrosunu oluşturmak için eleman yetiştirdiği belirtildi. Refahlı bazı milletvekillerinin hac konuşmaları irticanın gelişimine örnek gösterildi. Libya'nın Erbakan'ın da üyesi olduğunu iddia edilen İslami Selamet Cephesi vasıtasıyla Türkiye'deki irticai unsurlara destek verdiği kaydedildi. Briefing'de Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın PKK ile Türkiye karşıtı eylemler konusunda işbirliği yaptığı belirtildi. Briefing sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı pasif kalmakla suçlanırken Kur'an kursları konusu görüntüler eşliğinde şöyle değerlendirildi. O zamana kadar bizim alıştığımız şey asker muhtıra verir, asker sokağa çıkar, tankları yürütür, höt zört eder, işte çağırırlar Çankaya'ya liderleri, orada bir diskur çekerler falan filan. Yani şimdi bunları yapmayıp da sadece toplumun belirli kesimlerine briefingler vermek o zaman böyle çok antidemokratik görünmüyordu. Briefingler Refah'a zaten kuşkuyla bakan yargı ve merkez medya üzerinde etkili oldu. Korku ve kaygılar partiye tepkiyi arttırdı. Bir general, kor generaldi o zaman, Sesin Doğan harekat dairesinin başındaydı. İşte PowerPoint'lerle sadece Türkiye'nin genel durumunu değil ne yapılması gerektiğini, silahlı kuvvetlerin gerekirse nasıl duruma el koyacağını, ve vasıfının vazifelerini hatırlatan bir konuşma yaptı. Tabii aslında bu bir bakıma utanç verici bir durumdu. Böyle bir psikolojik harekat medya olmadan gerçekleşemezdi. Nitekim bir gazetemiz hani silahsız kuvvetler başarıya ulaştı gibi bir manşet attı. Rektörlere verilen bir birim. Yani sloganımsı basın haberleriyle hiçbir ciddi kurgusu olmayan, hiçbir temeli olmayan, çok yüzeysel bir şey olarak hatırlıyorum. Tabii bütün bu briefingler herkesin aklına o ünlü soruyu getirdi. Allah Allah ne oluyoruz? Asker darbe mi yapacak? O meşhur son briefingden sonra biz Çeviklerin Odası'na gittik. Rahmetli bizim Gülçin Tenci, Emin Çöleşan, ben, Tufan Türenç ve Sedat vardı galiba. Oturduk, el sıkıştık falan. Bize yer gösterdi. Kendisi de oturuyor Çevikbir. Daha tam oturmak üzereyken Emin dedi ki, ya dedi, siz ona bunu boş verin dedi. Darbe yapacak mısınız, yapmayacak mısınız dedi. Adam böyle kaldı bak, şu vaziyette kaldı. Ne diyorsunuz Emin Bey siz ya dedi. Ne darbesi dedi. Yemin ediyorum size. Dört arkadaşım vardı. Böyle bir şey aklınızdan da geçmesin dedi. Yoktu yani, bence yoktu ama meraklıları vardı. Herkes imtihan oluyor. Yapamıyorsa bırak kardeşim, korkunlar.
Bakın bunu kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Siz komutanlarından habersiz böyle bir şey zaten yapamaz. Genelkurmay'ın hükümet korksun diye geceleri ışıklarını açık bıraktığı o günlerde gerilimi artıracak bir şey daha oldu. Basında çıkan haberlere göre Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Osman Özbek, Başbakan'a çok sert eleştiriler yöneltmiş, bir de üstüne pezevenk demişti. Diyor ki bir ülkede şeriat kanunları dışında başka bir kanun varsa sen dinden çıkmışsın, vay vay. Bunlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konular. Devlet Bakanı Abdullah Gül çıkan haberler üzerine Osman Özbek hakkında soruşturma açılması için Genelkurmay'a bir yazı yazdı. Ne var ki bu yazı imzalanmak üzere Başbakan'ın önüne geldiğinde Erbakan gerilim daha da yükselmesin diye yazıyı geri gönderdi. Başbakan her zamanki tavrıyla idare etmeyi, alttan almayı tercih etmişti. Sayın Erbakan'ın tabiatında bu vardır. Yani olan bitenleri bir kenara koyar. O kendi dünyasında olması gerekeni söyler ve yapardı. Hatırlarsınız mesela ben bir grup toplantısında hatırlarım ve çok da üzülmüştüm. Hiç bu söylenenlere bakmayın siz. Bugün müthiş bir olay olacak. Büyük bir bomba patlayacak. Biz de sözün arkası nasıl gelecek diye merakla bekliyoruz. O büyük bombanın Genelkurmay Başkanı bugün Başbakanlığa gelecek ve benimle görüşecek demek olduğunu anladık. Yani kendi emrindeki, mahiyetindeki bir insanın Başbakanlığa gelip kendisini ziyaret etmek isteyeceğini büyük bir olay olarak duyurabiliyordu. DYP'de de sular durulmuyordu. Çiller Sultanahmet'te darbe tehlikesine karşı demokrasiyi savunan bir miting yapmaya karar verdi. Bakın Tansiyon Hanım, eğer gerilimi arttıracak miting yapacaksanız ben yokum orada. Yani bana müsaade edin, ben kendi yolumu ayrılayım. Hayır, uzlaşmacı bir şey yapacaksanız ben bunun yardımcısı olurum. Uzlaşmacı bir şey yapacağız, söz. Haberleri yorumlamaya kalkarlarsa... Ancak Çiller bütün suçu medyaya yüklemeyi aklına koymuştu. Gelinen noktadan gazeteleri sorumlu tutuyor, gözdağı vermek istiyordu. Otobüsün üzerine çıktık, dizildik etti. Tansu Hanım da işte güzel mesajlar verecek diye bekliyorum ben halen. Bir geceki evvelki tam 180 derece dönüşten kavga çıkacağından, kavga çıkartmak istediğinden haberim yok. Şimdi Tansu Hanım başladı çok sert bir ses tonuyla. Çeşitli kesimlere, medyaya, Doğan grubuna saldırmaya başladı. Bir medya holding var, Sabah grubu. Bir de Doğan grubu var, Hürriyet ve Milliyet grubu. Sabah grubuna 200.4 milyon dolar, 275 trilyon... devlet desteği, teşvikler kapsamında Doğan Holding'e, yani Hürriyet ve Milliyet'in sahibine 424.8 milyon dolar, 573 trilyon. %90'ına yakın ikisi. Öbürlerine ne kalmış? %10'u düşmüş. Koç grubuna 55.4 trilyon. Başınız dağıtmış, 94 yılında bunu kesmiş. Bakın bunu kimse yapamaz, hiç kimse yapamaz. Ama yapınca da ne oldu? Bu bacınıza karşı kampanyalar oldu. Bu bacınıza karşı büyük iftiralar oldu. Hatta işi o şeye götürdü ki, işte teşvikler, iş dünyası falan. Sinirden yüzümde tebessüm belirdi ve dönüp yanımda Bahattin Yücel, Turizm Bakanı, o da İstanbul Milletvekili. Şu anda bunu kibarcasını söylüyorum tabii, o gün o biraz daha ifadeyle var. Bu iş ayva yedi dedim Bahattin. Bu iş burada biter, ayva yedi dedi. Kaç yapalım derken göz çıkartmak oldu. Ve planlananın tam tersine bir sonuç yarattı. Biz orada bir uzlaşma havası Türkiye'de, tansiyon düşürme havası yaratalım derken tansiyon daha fazla çıktı. Çok havacınız, çok
askerden, bir kısrak başını uzanan bu memleket hepimizindir. O günlerde siyasileri bir araya getiren olay ise ülkücülerin başbuğu MHP lideri Alparslan Türkeş'in ölümüydü. Türkeş'in ölümünün ardından yapılan parti kongresi hayli hareketliydi. Sandalyeler havada uçuştu. Eğer illegaliteye kaymak gerekiyorsa bunu pet olarak isteyen, benimseyen benimle gelir katılır. Pet olarak başlatıyorum. Susurluk Ovası, Bozkurt Yuvası. Çatlı bizim gururumuz sloganlarının atıldığı olaylı kongre genel başkan seçemeden dağıldı. Sonraki kongrede Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı oldu. Sayın Yıldırım Uygur Türkeş 487, Sayın Devlet Bahçeli 697. Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, tatlı mı olacak, tatlı mı? Bu partinin temelli kapatılmasına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış bulunuyor. İşte tam o günlerde Ankara'ya bir diğer büyük bomba düştü. Yargı harekete geçti. Yargıtay Başsavcılığı Refah Partisi'ni kapatma davası açtı. Gerekçesi laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesiydi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidardaki bir parti kapatılmak isteniyordu. Bu partinin temelli kapatılmasına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış bulunuyor. Bugün sabahleyin tam bir sürpriz olarak Sayın Cumhuriyet Başsavcısının bir teşebbüsünden haberdar oldum. Bu gerçekle hiç alakası olmayan bir iddianameden ibarettir. Basit bir iddiadır. Çünkü Refah Partimiz laikliğin bekçisidir. Genelkurmay da bu arada boş durmuyordu. İrtica briefingleri devam ediyor. Bir yandan kimi İslami şirketlere ambargo konulması için önerilerde bulunuyor. Bir yandan da Refah Partisi'nin etrafındaki çember her geçen gün daraltılıyordu. Genelkurmay'ın Haziran ayındaki o son briefingi basında da beklenen etkiyi hemen yaptı. Genelkurmay'da bugün tarihi bir briefing verildi. Durum gerçekten vahimdir. Silahlı kuvvetlerin artık iyi bildiğimiz ve yaklaşık 10'ar yıllık aralıklarla karşılaştığımız iç hizmet yasası bağlamında laik cumhuriyeti korumak ve kollamak üzere durumdan vazife çıkartmak söylemi anlamlı bir mesajdır. Keşke demokrasinin tatile çıkmasına çanak tutanlar ve de onların çanak yalayıcıları, bu pisliğin üzerinde uçuşan sinekler, yaklaşan fırtınayı sezebilseler. Göbekleri çıkarla bağlanmış liderlerin sahipliğine hayır diyebilecek ve siyaset köleliğini içine sindiremeyecek DYP'lilere ihtiyaç var. Demokrasimizi kurtarmalıyız. Türkiye Refah Yol adlı bu bitli yorganı artık sırtında taşıyamaz. Ertesi gün büyük gazeteler briefingde verilen mesajı manşetlere çıkardılar. Bu mesaj adeta son sinyaldi. Asker çok net bir mesaj veriyordu. İrtica ile mücadele edeceğiz deniyor ve ekleniyordu. Gerekirse silahla mücadele edeceğiz. Hükümet düşmeden bu işin bitmeyeceği izlenimi hemen yaygınlaşıyor. Mesela iki tane askeri briefing Genelkurmay Başkanlığı'nda yapıldı ki bu briefingler sonradan çok tartışıldı. Oraya yargı mensupları, işte akademisyenler, gazeteciler çağrılıydı. Birincisinde daha geneldi irtica konsepti üzerinde ama ikinci briefing çok önemliydi. Çünkü orada çıkan general açıkça Cumhuriyeti koruma kollama maddesi, ünlü Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Yasası'nın 35. maddesini okudu. Ama onunla da kalmadı. Bir ilk oldu. İç Hizmet Yasası'nın 85. maddesine göre
Bunu ihlal eden, yani Cumhuriyeti koruma kollama görevini, silahlı kuvvetlerin yetkisini hatırlatarak bu konuda ihlal süreci, yani ihlaller yaşanıyor, irticai bir tehdit, silahlı kuvvetler güç kullanacak, yani asker silah kullanacak açıklaması yaptı. Şimdi zaman zaman o briefingleri neden verdiniz diye bizlere de eleştiriler yapılıyor. Ben o briefingde vardım ve Milliyet'te de manşet yaptık. Peki nasıl bunu manşet yapmazsınız? Çünkü ben 35 yıllık gazetecilik hayatımda böyle bir açıklama görmedim. Genelkurmay esen rüzgara karşı durmaya çalışan, askerin müdahalesini eleştiren gazeteciler içinde düğmeye bastı. Tayvan almadık mı Genelkurmay'da? Şimdi onu da bir anlatayım, bilinsin. Önemli. Tabii aldık. Ben aldım. Genelkurmay 2. Başkan Erol Özkasak'tan aldım. 3-4 defa aldım. Her defasında telefon kavgalı geçti. Bana telefonda Cengiz Çandar'ı, Mehmet Altan'ı, Güler Göktürk'ü, Ali Bayramoğlu'nu atmamı çok net bir şekilde telkin etti. Hatta Cengiz Çandar için ağır laflar etti. Ali, Mehmet Altan için, Güler Göktürk için Diş Bilgin'e mektup da yazdı. Önce sansür uygulanmaya başlandı. Yani benim bazı yazılarım girmemeye başladı. Çünkü Erol Özkasnak özellikle akşamın o dönemki sahibi Mehmet Emin Kara Mehmet'i çağırmak suretiyle onu uyarmıştı. Erol Özkasnak Mehmet Emin Kara Mehmet'i çağırdı. İşte benim yazı yazmamamı ona talimat biçiminde bildiriyor. Mehmet Ali benim arkamdan bir yazı yazdı. Yani bana bir veda yazısı yazdı. Ondan iki gün sonra da işte Kara Mehmet geldi. O Mehmet Ali de işine son verdi. Biz 28 Şubat sürecinde anne, oğul ve ikimiz de işsiz kaldık. Askeriye habire briefing veriyor. En son savcılar ve hakimleri çağırdılar. 8 dakika hakimlerimiz, savcılarımız o briefingi ayakta alkışladı. Siz de yazdınız. Televizyonlarda verdiniz. Sonra dendi ki valiler çıkarılacak. Yani valiler çağrılacak. Ben de o zaman dedim ki valiler çağrılabilir. Valilerden giden olursa, kaç kişi giderse bu 81 ilin 81 valisi gider, hepsine çağırırım. Ve benim alacağımı düşündüler. Valiler çağrılmadı. Çağrılamadı. Bunun üzerine o masada İşte söyleyin o hanıma şeklinde malum tehdit yapıldı. Malum tehdit, valilere irtica briefingi verilmesini önleyen İçişleri Bakanı Meral Akşener'i yağlı kazığa oturtmaktı. Üst düzey bir askerin aracılarla Akşener'e yolladığı bu tehdit üzerine İçişleri Bakanı kendisini tehdit eden askeri kamuoyuna açıklamak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı aman gerilimi arttırmayalım dedi ve mesele kapatıldı. Ne var ki Refah Yol'un iktidarda tutunamayacağı kısa zamanda anlaşılmıştı. DYP'li milletvekilleri kimi kendi kararıyla, kimi köşkten veya genelkurmaydan gelen telkinlerle partilerinden teker teker ayrılmaya başladılar. İstifa kervanına iki bakanın da katılması ile birlikte partideki deprem büyüdü. Mesela başta ben haber alıyordum. Hemen o arkadaşımızı çağırıyordum. Diyordum ki canım kardeşim ben bir şey duyuyorum. Aman böyle bir şey olmasın. Bu böyle olur mu bu şey? Yok efendim olur mu öyle şey? Bir bakıyordunuz ki yok diyen adam bir saat sonra yok. Hakikaten 28 Şubat sürecinde Doğru Yol Partisi milletvekilleri bana göre çok fedakarlık yapmıştır, kahramanca hareket etmiştir. 40'ın üzerinde milletvekili bütün bir geçmişini yok ederek, hatta geleceğini düşünmeden istifa ederek o günkü Refah Yol hükümetinin sonunu hazırlamış. Hatta Haziran'ın başındaki 11-12 Haziran tarihlerinde pek çok DYP milletvekili yurt dışına gitti, bir darbe olacak diye. Demirel bana dedi ki, bakanlık istifa ettikten sonra sen dedi siyasi dedi şeyine, background'una altın harflerle bir şey yazdırdın dedi.
Türkiye'yi rejimi koruma adına bakanlıktan istifa etmekle dedi. Sistemi çökerten Doğru Yol Partisi'nin bölünmesi olmuştur. Yani zayıf halka Doğru Yol Partisi'dir. Hepsi tertip. Siz şimdi böyle bir tehdit ortaya oluşturmanız için bir takım tertipler yapmanız lazım. Bu tertipler düşünülmüş, think tank meseleleri tarafından ortaya konmuş ve bu oyun oynanmaya kalkışılmış. Ama sökmemiş, yürümemiş. Bunun üzerine tehditler, eğer ortağımızın o milletvekilleri sağlam dursalardı, onların oyunlarının hepsi bozulmuş olacak. DYP'nin zayıf halka konumuna girmesindeki en önemli etken, istifa edip hükümeti düşürmezsek asker darbe yapacak kuşkusuydu. Bu kuşkuyu Cumhurbaşkanı da paylaşıyordu. Bazılarının Sayın Cumhurbaşkanı'na yani Demirel'e gidip sormuş olmaları muhtemeldir. Yani onun çok yakın olan bazı milletvekilleri gidip fikir almış olabilirler. O da onları bildiğinizi yapın filan demişse anlamışlardır o zaman onlar. Sayın Demirel açıkça istifa et demez çünkü kapıda söyler. Ama bildiğiniz yapın yahut dikkate alınacak bir görüş filan gibi cümlelerle onlara bir güç vermiş olabilir. Zaten belli yani o dönemde Süleyman Demirel işte çok belirgin bir rol oynuyordu. Tek tek telefon ederek o milletvekillerinin partilerinden istifa etmelerini ve böylece hükümetin düşmesini Süleyman Demirel sağladı. Ne yaptılar bu sefer? Bu sefer ortağımızın içerisindeki bir takım milletvekillerini etkileme kalkıştılar. Bak dediler eğer bu hükümet devam destekleme devam ederseniz yasadadaki odanız burası olur. Çiller Hanım bana geldi. 50 tane milletvekilimizi tehdit ettiler. Ben bunları değiştireceğim. Seçime gidelim. Daha kuvvetli gelelim. Uygulayalım programı, daha kuvvetli programı uygulayalım dedi. Erbakan ve Çiller kendi aralarında anlaşmışlardı. Peki ama evdeki hesap çarşıya uyacak mıydı? Askerin kararlılığına rağmen İktidar ortakları bu badireyi seçime giderek acaba atlatabilecekler mi?